Hoş geldiniz. Buyurun efendim, sizi şöyle alayım. Hemen oraya sorularımı alıp geliyorum. Ümit Bey, nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Şimdi ilk sorum var. Hemen bu anneler gününde ben bu... anneler günü değil bugün, biliyorum. Merak etmeyin, öyle dedikçe. Anneler günü kutlandığı gün, cuma. Bugünden kutluyoruz biz. Göz kapakları neden düşer diye böyle... Düşercesine tabii soracağım bu soruyu. Göz kapakları çok farklı sebeplerle düşer. Birincisi, bu konuyu çocuk ve yetişkin olarak iki ayrı grupta ele almak lazım. Çocuklarda da mı oluyor? Kesinlikle. Çocuklarda olduğunda durum aslında daha ciddi, daha önemli ve daha acil davranılması gereken bir problem. Doğuştan olabilir. Yetişkinlerde de ileri yaşla ve bazı kaza gibi problemlerle düşebilir. Evet. Yaş ilerledikçe kapaklar niye düşer, onu sorayım. Yaş ilerledikçe Derya Hanım, vücudumuzda biliyorsunuz bağ dokusunda yaşla birlikte bir esneme, gevşeme meyili vardır. Vücudun her yerinde böyledir. Ve kapağı kaldıran kas göz kapağına bağlı olduğu yerden zayıflayabilir. Ve bu bağ dokusu zayıfladığı zaman göz kapağı olması gereken yerden biraz daha aşağıda durabilir. Bu durumda kas yine çalışıyordur fakat göz kapağı daha aşağıdadır. Olması gereken yerden daha düşük seviyede duruyordur. Bu sebeple işte hem bu göz kapağının aşağı düşmesi hem de aynı sebeple aslında göz kapak üzerindeki torbaların belirginleşmesi ortaya çıkabilir. Evet, doçent doktor Ümit Beden, göz hastalıkları uzmanı. Göz kapağı düşüklükleri, ki hakikaten çok önemli bir konudan bahsediyoruz. Yani bu sadece estetik olarak değil, pek çok şeye de neden oluyor. Kesinlikle. Peki sarkık kapak, yani kapak düşüklüğü ile sarkık kapak torbaları aynı problem midir? Ondan da bahsedelim. Çok yakın aslında, kardeş iki problem. Oradaki gevşeyen bağ dokusu kapağı düşürüyorsa, kapak seviyesini indiriyorsa bu düşük kapak demektir. Aynı bağ dokusu göz üzerindeki cildi ve yağ torbalarında tutan bağ dokusudur. O gevşediği zaman cilt sarkıyorsa ve oradaki yağ torbaları aşağı iniyorsa bu da sarkık kapak torbalarına yol açar. İkisi aynı hastada birlikte olabilir. Veya sadece sarkık kapak torbaları veya sadece göz kapağı düşüklüğü görülebilir. Evet. Bu problem sadece estetik bir kusur mudur? Görme kaybına neden olur mu? Çok güzel soru. Teşekkür ederim. Kesinlikle olabilir. Yetişkinlerde görme kaybına neden olduğunda çok önemli değildir. Ama daha doğrusu göz bebeğini örttüğünde görme kaybına tabii ki neden olur. Bu yetişkinse bu hasta önemli değildir. İstediğiniz zaman kapağı kaldırırsınız, hasta tekrar görmeye başlar. Fakat çocuksa o zaman durum çok daha farklı. Çünkü çocukta olan kapak düşüklüğü görmeyi ne kadar süre engellerse buna orantılı olarak göz tembelliği ortaya çıkabilir. O yüzden bu kalıcı görme kaybına sebep olabilir. Evet, çocuklarda göz tembelliği problemi nedir sormak istiyorum. Göz tembelliği doğduğu zaman çocuk gözleri sağlam olsa bile görmeyi yeni öğrenmeye başlar. Görme duyusu gördükçe ve uyarı aldıkça gelişen bir duyudur. Gözlerimiz ikisi de sağlamdır doğuşta. Sonra çocuk gördükçe görmeye başlar ve bunu öğrenmeye başlar. Ve bu süre zarfında çocuğun iki gözü aslında birbiriyle yarışır. Beyindeki görme merkezlerinden hücreleri paylaşırlar. Eğer bu arada bir göz diğerinden geri kalırsa, yani bir gözün görmesi geri kalırsa, diğer göz aslında baskın hale gelir ve birçok alanı o kapatır. Bunun ardından siz bu gözün, görmeyen gözün önünden kapağı kaldırsanız bile artık o göz için çok geç kalmıştır. O göz tembel olmuştur. Düzeltseniz bile belli bir yaşa kadar, özellikle 6 yaşına kadar, çoğunlukla 10 yaşa kadar da kabul edebiliyoruz. Kritik dönemdir. Kalıcı görme kaybına sebep olabilir. Sonradan gözü kapağını açıp gözünü açsanız bile. Bu hastalar ne zaman kime başvurmalılar? Çocuk hastalar için konuşuyorsak derhal, belki ilk 3 ay çok anlaşılamayabilir çocuk, bebek çok küçükken. 3 aydan itibaren belirgin bir kapak düşüklüğü varsa derhal bir göz doktoruna başvurmalılar. Yetişkin hastalarda beraberinde bir göz hastalığı var mı, şaşılık veya başka bir göz problemleri var mı diye mutlaka bir göz doktoruna muayene olarak hem görme üzerine etkisi olup olmadığını hem de kapak düşüklüğünün sebebini ve pozisyonunu anlamak için muayene olmaları gerekir. Tedavi acil midir? Tedavi yetişkinlerde acil değildir. Fakat çocuklarda göz bebeğini örtüyorsa acildir. Göz bebeğini örttüğü zaman çocuklar demin de dediğim gibi o gözleri tembel kalabilir. Göz tembelliğe sebep olabilir. Bu yüzden tedavisi acildir. Göz bebeğini örtmüyorsa durum aslında fonksiyonel değil, kozmetiktir. Fonksiyonel ve kozmetik problemi birbirinden ayırdığınız zaman aslında yönetim çok daha basit. Yetişkin bir hastada da
iki gözünde varsa ve göz bebeklerini örtüyorsa tedavisi acildir. Çünkü hasta günlük hayattaki işlerini halledemez. Kaşlarını kaldırarak görmeye çalışır veya başını yükselterek görmeye çalışır. Bu durumda ise acildir tabii ki. Çünkü görme fonksiyon kaybı kişinin hayatı için çok zordur gerçekten. Evet. Peki cerrahi müdahale midir bunun şeysi? Kapak düşüklüğü elbette cerrahi olarak düzeltilen bir problemdir. Kapaklar, göz kapakları açılarak oradaki esneyen, gevşeyen bağ dokusu biraz sıkıştırırlar veya bazen oradaki çalışan bu kapağı hareket ettiren kas dokusu biraz kuvvetlendirilerek kapak yükseltilir. Nasıl bir cerrahi oluyor bu? Yani bu yaklaşık yarım saat 40 dakika arasında süren bir cerrahidir. Çocuksa genel anestezi altında çünkü duramayacağı için hem de onu korkutmamak için. Yetişkinse lokal anestezi altında yapılır. Bazen kapağın arka yüzünden girerek hiç dışarıdan görünmeden kesi yapılarak gerçekleştirilir. Bazen ise kapağın ön yüzünden yapılarak gerçekleştirilir. O zaman da ciddi bir kozmetik sorun yoktur. Çünkü kapak üzerindeki ince bir cilt katlantısı vardır. Onun içine kesi gizlenerek dışarıdan görülmesi engellenir. Yani iz gözükmüyor. İz gözükmüyor. Kesinlikle dışarıdan da yapılsa, içeriden de kapağın arkasından da yapılsa dışarıdan bir ameliyat izi görülme şansı yoktur bu ameliyattan sonra. Evet, gözlerle ilgili şeyler genelde korktuğumuz şeylerdir. Yani evet. Gözümüzle bir şey yapmak, gözümüze bir şey yaptırmak korktuğumuz şeylerdir. Evet. Ama şu an görüyorum ki anlattığınız şeylerde çok o kadar korkulacak bir şey yok. Korkulacak bir şey yok. Eğer konuya, o bölgeye, anatomiye hakim ve tecrübeli bir doktorunuz varsa o konuda kesinlikle çekinmenize, korkmanıza gerek yok. Evet. Kozmetik sonuçlar nasıl oluyor? Hastalar çok rahat ediyorlar mı sonrasında? Rahat ediyorlar. Çünkü gözü kapalı olan bir hasta gözü açıldıktan sonra çok mutlu oluyor. Bir kere görmeye başlıyor. İkincisi güzel görünmeye başlıyor zaten. Kapak düşüklüğü de ciddi bir kozmetik problem. Çok mutlu oluyorlar. Fonksiyonel açıdan ve kozmetik açıdan iki ayrı sonuç değerlendirmek lazım. Göz denildiği zaman aslında önce hep fonksiyonel sonuç önceliktir. Fonksiyonel sonuç görme yeteneği ve gözün korunmasıdır. Arkasından kozmetik sonuç gelir. Kozmetik sonuç da en az onlar kadar önemlidir. Çünkü psikolojik olarak kişinin kendi iyi hissetmesi, iyi görünmesiyle ilgilidir. Ve sosyal iletişim zaten karşınızdakiyle konuşurken gözlerine bakarsınız. Ve gözünüzde bir şey varsa, bir problem varsa karşınızdaki kişi sizden etkileneceği için ve rahatsız olacağı için siz rahatsız olursunuz. O yüzden aslında iletişimi direkt etkileyen bir problemdir göz kapağı. Kim yapar bu ameliyatları? Göz kapağının ameliyatlarını aslında oküloplastik cerrahi dediğim bir branş yapar. Oküloplastik cerrahi göz hastalıklarının bir alt disiplinidir, yani alt branşıdır. Ve en çok bu cerrahlar yapar göz. Peki aynı seansta kapak torbaları da alınabilir mi? Elbette alınır. Eğer birlikteyse, daha önce de bahsettiğim gibi birlikte olabilir, sadece kapak torbası olabilir, sadece kapak düşüklüğü olabilir. Zaten göz kapağını kaldırmak için ciltten yaptığınız ameliyat kesisi kapak torbasını almak için yaptığınız kesiyle aynı yer, aynı kesi. O yüzden o anda aynı seansta kapak torbalarının alınması da çok daha kolaydır. Açmış olduğunuz yerden belki ameliyata bir 5 dakika veya 10 dakika en fazla eklenerek kapak torbaları da alınmış olabilir. Peki oküloplastik cerrahi sadece kozmetik amaçlı kapak ameliyatları da yapar mı? Fonksiyonel kozmetik sonuçları nelerdir? Oküloplastik cerrahisi aslen göz küresinin dışında ve çevresinde kalan her şeyle ilgilenir. Bunlar göz kapaklarıdır, gözün arkasındaki göz çukurudur, gözyaşı kanal sistemidir. Bunun yanında guatr hastalarında görülen o iri gözlerle ilgili problemlerdir. Yüz felçleridir, kapak tümörü, enfeksiyonlar, bu tür her şeyle ilgilenir. Ve tabii ki kozmetik de bu branşın içerisinde bir disiplindir. Tabii ki sadece kozmetik problemleri de cerrahisinde yapar oküloplastik cerrahi. Evet, bir şey soracağım. Tabii. Göz kapağı ve göz torbası dediğiniz şeyi biz nasıl anlayacağız? Yani göz kapağını anladık, torba neresi? Göz torba torbası. İçeride bir şey mi? Görmüyor muyuz? Hayır, sarkık cilt ve kapak torbaları daha çok alt kapakta belirgindir. Alt kapakta. Alt kapakta torbalaşan. Hatta şuradan bahsediyoruz. Evet. Anladım. Üst kapaktaki torbalar daha çok cilt fazlasıdır. Orada pek yağ yoktur. Üst kapak torbaları sadece burun köküne, yani gözün medyaninde şurada biraz oluşurlar. Ve daha çok alt kapakta oluşurlar. Üst yani kapaktaki torbalar. Burayı düşüneceğiz torbalanma dediğimiz zaman, öyle evet, mi? Evet, hem orası hem üst kapağın üstündeki torbalanmayı da aynı şekilde tamam, düşüneceğiz. Tamam, çok özür dilerim. Kafam karıştı. Ptozis ameliyatının nedir bu?
Pitozis, göz kapak düşüklüğü pitozistir. Pitozis. Ameliyatının uygun olmadığı hastalar var mıdır? Bu ameliyata uygun olmayan kişiler var mı? Kimler? Tabii ki var. Her gözü göz kapağı düşük olan hastaya ameliyat edemiyoruz. Örneğin hasta çift görüyorsa, bir şaşılık, bir felç geçirmişse, felçe bağlı göz kapağı düşmüşse ve aynı anda da gözü şaşıysa, kayıyorsa, kapağını açtığınızda çift görecekse ve bunu cerrahi olarak ve bu kaymayı düzeltemiyorsanız, o hastanın hayatı göz kapağını açtığınızda kabusa dönüşebilir. Her şeyi çift göreceği için yaşam onun için çok zor hale gelebilir. Bu durumlarda kapağını düzeltmeyebiliriz. İkinci bir sebep de bunu yapmamak için bazen göz koruma mekanizmaları bir hastada tam olmayabilir. Göz koruma mekanizması ne diyeceksiniz? Göz kapakları kırpıldığı zaman gözü ıslatırlar. Göz yaşını dağıtırlar ve gözün yüzeyini korurlar. Göz yüzeyinde göz yaşı eksikliği veya göz kırpma mekanizması yoksa kuruluk oluşu ve kuruluk göz yüzeyi için çok tehlikeli bir problemdir. Kuruluğa bağlı göz yüzeyindeki saydam tabaka birincisi beslenemez, oksijen alamaz, gerekli proteinlerini alamaz, mikroplara karşı savunmasız hale gelir. Böyle bir durumlar varsa o zaman hastanın gözünü, göz kapağını kaldırmamak gerekebilir. Öyle bırakmak onun için daha sağlıklı olabilir. Yani biz size gelsek illa kaldırın kapağı desek, belki uygun, de uygun değilsek yapmıyorsunuz. Kesinlikle yapmıyoruz. Uygun değilse biz onu yapmıyoruz. Peki bu tür hastaların gözlerinin uzun süre kapalı kalması zararlı mıdır? Yani ameliyat sonrasını mı bahsediyorsunuz yoksa hani kapalı... Hayır, ameliyat etmediğiniz hastalar diyorsanız onlar zararlı değil ama hasta yetişkinse eğer. Yetişkinse istediğiniz zaman tekrar açarsınız gene görür. Ama çocuksa uzun süre kapalı kaldığı zaman göz tembelliği gelişecektir. Evet. Onun iyi tartmak ve iyi karar vermek gerekir. Evet, gerçekten çok önemli şeylerden bahsettik. Şu gözaltı torbaları da çok sorun olan bir şeydir. Kesinlikle. Peki, küçük bir şey soracağım size. Tabii. Özel bir soru. Bu gözaltı morlukları için bir herhangi bir ameliyat, herhangi bir şey yapılıyor mu? Veya gözaltı morlukları neden oluyor? Gözaltı morlukları birkaç problemde ortaya çıkabilir. Birincisi, kapak torbaları belirginse buna bağlı gölge oluştuğu için orası koyu görünebilir. İkincisi, hamilelik veya başka ilaç kullanımı veya başka hormonal kullanımlar sonucunda oradaki cilt koyulaşabilir. Üçüncüsü, ailesel bazı veya kişisel cilt rengi orada daha fazla, normalden daha koyu olabilir. Ve son olarak da alerjilere bağlı orada bir renk değişikliği, koyulaşma görülebilir. Ne alerjisi olabilir bunların en barizi? Tabii ki dokunduğunuz elinize sabun, deterjan, kozmetik her şey. Dokunduğunuz her şey gözünüzde alerji yapabilir. Göz alerjisi yapan her şey elinizden bulaşır zaten. Bunları doktora geldiğimizde benim neden gözüm mor, göz altlarım tespiti yapılabilir mi? Kesinlikle yapılabilir. Çok sorulan bir soru. Bu her yerde soruluyor. Doğru, çok doğru. Pek çok şeye bağlı olduğunu düşünüyorum. Süre kalmışken onu size sorayım istedim. Bunun için bir ameliyat yapılabiliyor mu? Göz altı morlukları için herhangi bir ameliyat yapılıyor mu? Demin de saydığım gibi hangi sebebe bağlı olduğunu tespit etmek lazım. Eğer torbalanmaya bağlı bir çok orası gölgelendiği için koyu renk görünüyorsa tabii ki yağ torbalarını alırsınız ve orası daha aydınlık ve açık görülür. Cilt ince ise, cildin altındaki damarlar görünüyorsa ona çok fazla bir şey yapma şansınız yok. Basit bir ameliyat mıdır? Son, şimdi çok kısa cevap istiyorum. Basit bir ameliyattır. Basit bir ameliyattır. Bu her yerde makyaj yaptırdığım yerlerde falan konuşulan bir şeydir. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ümit Beden'e göz hastalıkları uzmanı. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Gideyim yönetmenim ben artık. Gideyim, ben bir mutfağa gideyim. Siz rahatsız olmayın. Ben bir mutfağa gideyim.